Selam millet, Dedra oyunlarla tekrar birlikteyiz. Kardeşlerim, Ark Survival Evolve oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, oyunumuza geldiğimiz zaman şöyle bir manzarayla karşılaştık. Bir baktım ki adama iki tane sevimli ziyaretçi gelmiş. Bir tane dişi karbonemiz. Bir de erkek karbonemiz. Ben de onları hemen ok yağmuruna tuttum. Önce onu şuradaki teğimleme kutusunun içine atmıştım ama ondan sonra bir anda düşündüm. Teğimleme kutusunun içine onu atmak çok saçma. Niye dedim onu orada tutuyorum. Teğimleme kutumu açıp onu dışarı çıkardım. Bu sırada yumurtayla teğimleyeceğim. Zımbırtı da galiba bu sayede dışarı çıkmış, kaçmış. Bir de köpek atmıştım onun içine. Köpek de burada. Neyse, yumurtayla teğimleyeceğimiz o diğer oviraptor muydu? Dinozoru bir şekilde buluruz ya. Kıstırırız biz yine onu. Bu adada bir yere kaçamaz. Kaçacak yer yok. Adadan kaçacak yer yok. Şimdi şuraya gelelim. Ah, mahşoberiler yenmiş tabi. Oo, hayvanımızın yemeği de kalmıyor ha. Ya bu köpek sayesinde var, nasıl çılgın level atlıyorlar. Haddi hesabı yok. Bu arada onun üzerine taş var. Bir anda şimdi fark ettim görünce. Onun üzerinde taş var. Tamamen unutmuşum onu. Bunlar kalsın, bunları kullanırım. Ya niye herkes mahşoberileri yedi önce ya? Vaa, tam bir çakalsınız var ya. Tam bir çakalsınız. Böken. Gel bakayım. Bökenciğim. Sen bir çılgınlık yaparsın şimdi burada bana. Ha? Yapmaz olur mu? Şuradan senin ağırlığını arttıralım. Sonra şu mahşo berilerini bir alalım. Mahşo deyip duruyorum ama galiba mahşo beri bunların adı. Mahşo beriyi bıraktım. Zaten çatır çatır yemeye başladı. Hemen teyim olacaktır. Evet, hemen teyim oldu. Dediğim gibi şunu da bırakalım. Biraz daha sakin teyim oluyor. Bu nasıl bir manzaraydı öyle ya? Kaya kaya kafa üstü yerde geldi böyle. Yan yan. Sana eşyayı ben kullandırayım yavrum, madem öyle. Dolduramadı ki açtığın adamın. Şimdi bana bak. Sen teyim olacak mı? Şunların yarısını bir alayım ben senden. Şuraya atayım. Eşyayı kullandıralım. Vallahi dolduramadık açtığını ha. Neyse, sana diğer yemişlerden de veririz biraz. Şöyle renklerinize bakarsak, yani çok da renklerinizden bir şey anlayamadım açıkçası ama sana biz şuradan adını değiştirip Donatello diyelim. Şimdi biri dişi bir erkek, farkındayım ama ne yapalım? O zaman bunun adını biz ne yapalım biliyor musunuz? Bunun adı Donatello olsun. Bunun adı da Donatelli'ye olsun. Dişinin. Bunların olayı sağlık. Bunlara sağlığı verdim. Senin karnın tok mu? Yani tok gibi. Vallahi tok gibi bunun karnı. Seni biraz daha doyurursak galiba açtığın... Evet. En sonunda da oldu. Şimdi ikiniz de beni takip edin. Bakayım şöyle. Sizin burada bir grup kanka arkadaşınız olacak. Durun böyle, tamam. Böyle durun. Mis gibi takılın. Şimdi atacağımız şeyler şu tohumlar, efendime söyleyeyim. Değişik şeyler. Geri kalanları bıraktım. Ben onlardan çok güzel narkotik yaparım şimdi. Ha, gelelim sana. Gelelim sana. Seni bir sevelim. Sendeki taşlar. Ağırlığını arttırmaya devam ettim. Şimdi bu taşları bir base'imizde değişik şekillerde değerlendirelim. Barut üret yavrum. Aldım barutlarını da. Kitin var mı? Kitin var. Taşa ihtiyaç var. Al sana taş.
Ya yalnız kardeşlerim galiba 100 yıllık Chementing Pest yaptık. Hani daha da Chementing Pest ihtiyacımız olursa ben artık bu oyuna yuh diyorum. Başka da bir şey demiyorum. O kadar Chementing Pest verdim ki oyuna. 500 tane var neredeyse şu anda. Yere atacağım diye almışım yine her şeyi. Ne mutlu bana. Metali şöyle koyalım. Evet, şimdi biraz metal ihtiyacımız var aslında bizim. Biraz metal ihtiyacımız var. Metal toplamamız lazım ki... mermi yapacağız. Efendime söyleyeyim, başka şeyler yapacağız. Eve bir şeyler yapacağız. Her şey için metal lazım. Ama tabii metal farmlayarak sizin canınızı sıkmayacağım. Onun yerine ben şöyle dışkıyı bırakayım. Hadi fertilizeri de şuraya bırakayım ya. İki tane mi? O kadar çok fertilizer birikti mi bunlarda ya? Aa, ikişer tane var hepsinde. Vallahi ikişer tane var. Duygulandım, resmen duygulandım. Şimdi şu teçleri biraz alalım. Lifleri de alalım. Biraz odun da alalım. Ondan sonra şu kuetzalımızın üstüne neler yapacağız şöyle bir bakalım. Şuradan neyimiz var? Ahşap tavan. Tavan bizim işimizi görmez. Ahşap korkuluk işimizi görür. Ahşap korkuluk. Foundation'ımız yok. Rampa var. Merdiven var. Tamam, ben Quetzal'ın yanına gideyim. Foundation yapayım Quetzal'a. Şuradan ahşap diyelim. Ahşap foundation 3 tane. Odun, saman, lif. Vallahi odun yüzünden yapmıyor bunları abi, utanmaz. Ahşap foundation 7 tane daha yaparsak bence bu iş tatlıya bağlanır. Şu anda yerimizden kımıldamaya başladık. Güzel. Şimdi kardeşlerim, Boeing'e biraz ağırlık vereceğim. Üzerine yaptığımız yapılar ağırlık kapasitesiyle alakalı değil. Ama Boeing'in ağırlık vermemin sebebi şu ki... Oo. En sevdiğim. Foundation yanına ikinci bir foundation yapmama izin vermiyor. Yok yok, bu Quetzal'ın şeyi kesin küçültmüşler. Üzerindeki mesafeyi. Peki tavan yapmamıza izin verecek mi? Onu merak ettim. Yoksa bu Quetzal gerçekten beni hayal kırıklığına uğratacak. Evet. Tavan yapmamıza izin verdi. O zaman ben de burada foundation, foundation diye gideceğim böyle. Tavan, ahşap tavan yerleştiremez. Yakında temel desteği gerekiyor. Bu ne? Pardon. Aa. Nasıl bir hata? Nasıl bir hata? Ben de bundan kurdum zannederek güvenli güvenli gidiyorum. Yani galiba fena değil diyebileceğim kadar oldu. Şöyle bir düşünüyorum. Railingleri nasıl koyarız? Railingleri şu yanlara koysak kimse düşmesin diye.
Malzeme yok mu? Malzemen yok mu yavrum? Odunun mu yok? Bin hadi, hadi bin. Şimdi yap bakalım railing. Şuradan gelelim rampaya. Tabii ki. Tabii ki böyle bir rampa. İki de buraya rampa koymamız lazım. Böylece üstüne çıkmak mümkün olacak. Arka taraftan da tekli bir rampa yapalım. Tam kuyruk hizasından. Yakında temel desteği olması gerekiyor. Temel desteğin yok mu senin? Arka tarafına böyle bir şey yapamayacağız. Ya da yapacağız şöyle. Şunu yıkacağım. Şöyle yapacağım. Bu rampa çok kullanışlı olmadı, olsun. Ne yapıyor bu ya? Kafasına göre yürüdü birdenbire. Bu büyük dinozorları da durduruyor mu? Öyle de bir şey var gerçi, yani ona bir bakmak lazım. Gerçi büyük dinozoru tamleyip bunu da taşımayız ama. Yavrum benim ya. Taşıma sınırını gıdıklamamış bile daha. Şöyle bir bakalım hemen. Niyeyse hızın üzerinde tutuyorum ben bunları hep. Alışkanlık. Ha, merdiven. Kesinlikle merdiven. Merdiveni de şöyle alalım. Aslında merdivene gerek yok ya. Bir daha düşündüm de. Hani merdiven diyecektim. Platform saddle'lı başka bir büyük dinozorumuz olursa eğer, merdiveni ona yaparız. Bronto gibi. Çünkü burada şimdi merdivenle işimiz yok. Malzemeleri yine dediğim gibi yerlerine bırakayım. Yoksa her seferinde aynı işlemi yapmazsak, malzeme yerine bırakma işlemini, bir yerde ipin ucu kaçıyor. Şurada ne olabilir? Ha, yemek. Tabii ki yemek. Ne olabilir? Eşyamızı yerine bırakalım. Ondan sonra bolamızı alalım. Bolamız var galiba. Evet, 4 tane. Odunumuzu bırakalım. Bayıltıcılarımız ellerimizde. Eğer
Eğerimiz nerede? Evet, İlkel Galimimus eğeri. İlkel Galimimus eğerimiz hazır. İlkel Galimimus eğerimizde şimdi bir adet Galimimus bulacağız. Şöyle bir bakıyorum. Bu arada inşası bitmedi daha bu yaratığımızın. Şimdi bir anda aklıma geldi de. Bir tane dolap koyayım ben onun üstüne. Çünkü artık bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam dolap ağırlığını etkiliyor hayvanın. O yüzden şeye gerek yok. Aşırı bir şey koymamız gerek yok. Yani içine eşyaları doldurup eskisi gibi hile yaparak yağdırıp gidemeyeceğiz onunla. Bir tane dolap koymamız yeterli olacaktır. Ağırlık ağırlık diye hala ağırlık veriyorum ben. Ne olur ne olmaz. Şuraya bırakıyorum dolabımızı. Galimumu seyri içinde. Şu yaptığım biraz sakat bir şey aslında biliyor musunuz? Tamamen önünü kapatmak. Çünkü eğer şimdi yarın öbür gün ola ki havada bir staminasını doldurayım bir şey yapayım gibi planlarım olur. Ve havada üstüne inersen bu yaratığın çok çok korkunç şeyleri olacak. Etim ne durumda? Etim gayet az. Bir şeyler öldürelim şu hayvanla. Bir şeyler öldürelim. Biraz et elde edelim. Dediğim gibi Galimimus'u yakalayacağım. Bende olmayan başka ne vardı hayvan? Şu anda bir an aklıma gelmedi. Yolda görür, aa evet buydu dersem onu da yakalarım. Oviraptor var zaten ama onun için biraz yumurta toplamam lazım. Öncelikle. Çok ciddi bir taşıyıcıya dönüştü yalnız ha bu. Şuradan hayvana saldırganlık durumu tarafsız. Bizi mi takip ediyor? Hayır. Oo, akreple kapışan bir adet trike var orada. Delikanlı trike. Aa, bizim trike'ımız vardı gidip alacağımız. Evet, biz kendi trike'ımızı gidip alacaktık. Şimdi aklıma geldi. Bu bayağı dayak yemiş galiba. Buna bir şeyler olmuş. Birileri onu üzmüş. Oo. Yavrum benim. Sen kime artistlik yapıyorsun? Kime artistlik yapıyorsun sen? Benim elimde makinalı tüfek var. Sen gelmiş bana orada atarlı matarlı hareketler, bir şeyler. Ki benim burada koskoca kuşum var. Koçum benim level'da atladı zaten seni öldürünce. Ağırlık diye verelim. Bir de et çıkardın ona. Yani daha büyük iyilik yapamazdın bize Raptor. Raptor bize daha büyük iyilik yapamazdın. Bir de amaco beri vermeyi başardık. Bakalım. Üzerindeki yaralar kapanıyor sanki bu arada. Oo, kakamızı da yaptık. Bir de amaco beri vermeyi başardık. Gübrelerin küçük olması bir şey fark etmiyor. Sadece daha hızlı çürüyorlar. Ama aynı derecede bize fertilizere dönüşüyorlar. Ha, bir dönüş yaptım, bir daha yapmazsın diye umut ediyorum.
Evet, oturduğu anda yemeği vermek aslında en kolay seçenek. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Birden önünü dönme bana. Bu arada benim majo beri verdiğimden daha hızlı acıkıyor. Biraz timing'i geri gitmiş. Biraz yavaş kalıyorum. Acıkmamıştı yalnız. Çok dibine girdim. Riskli bir hareketti bu. Evet. Bu sefer güzel oldu. Başarılı verdik majo beriyi. Bu şekilde 3 kere daha majo verirsek büyük ihtimalle tamelenecek. Bir kere daha vermeyi başardık. Veremedim diye birden fazla kez klikledim. Korktum resmen. Evet. Son yemek. Son bir kez daha beslemeyi başarırsak. Yapma yavrum. Öyle ani dönüşler yapma bana. İşte bu. Bunun adı Kong oldu. King Kong'un Kong'u. Koçum benim ya. Nasıl da beni hemen omzuna aldı. Peki şöyle sağ klik ne yapıyordu? Ha, sağ klik bizi fırlatıyordu, değil mi? Doğru. Hı? Aslan parçası. Şöyle bilinelim. Yapma yapma yapma. Yapma. Cık. Unuttum bak. Adam beni takip et modundaydı. Ben mi açım? O mu aç? O aç. Ona her türlü yemişten verelim şöyle. Canı fena değil, o yüzden hasar diye şimdilik devam edelim. Bu dışkılar sana ait yavrum. Onları da bir alırsan eğer. Habire toplayıp durduk ama bir yere kadar yani. Muhabbet bir yere kadar. Kong. Oradasın değil mi? Güzel. Tamam, sağlam dur. Sıkı dur. Bir yere gitme. Evet kardeşlerim, şimdi ikinci hedefimiz. Gallimimus. Ne var orada? Örümcek. Örümcek mi? Örümcekler ne arıyorlar burada ya? Örümcekler nasıl çıkmışlar taburalara kadar dolaşıyorlar? Neyse. İlgilendirmiyor diyecektim. Bu niye çıldırdı öyle? O çıldırdıysa eğer bizim de o savaşa girme vaktimiz gelmiş demektir. Şimdi agresif modda mı kaldı acaba o? Yalnız kuvvet salkadan en azından vurması gerçekten korkunç. Ha, bu örümcekler bize saldırdı. Örümcekler bize saldırdı. Goril o yüzden atarlandı. O ne be? Orada sanki bir şey vardı, uçtu gitti. Çok yanlış bir hareket. Şimdi anladım ben. Bu hareketi yaptığım zaman çünkü hayvan resmen sapıtıyor. Bu yanlış bir hareket. Şuna ağırlığı verelim efendi gibi. Nedir bunda? Sakıncalı hiçbir şey yok. Sen aldın mı bir şeyler? Almamışsın. Onları bırak. Onlar gereksiz. Şunları sen bana ver. Onu da bırak. Şuradan da biraz hasar verelim sana. Tamam. Ama aynı zamanda da seni şöyle yapalım. Tarafsız. Pasif.
Sağlık. Bir de dayak yemiş halinle. Yahu bu oyunun şu bug'ları beni delirtiyor ya. Şu kafanı başka tarafa çevir arkadaşım ya. Şunlar çok küçük ve çok kolay düzeltilebilir bug'lar. Yani bunları çoktan düzeltmesi lazımdı bu oyunu yapanların ya. Çoktan düzeltmesi lazımdı. Evet, yolculuğumuza devam ediyoruz. Aha. Orada açıkça bir tane böcük gördüm. Şu ağaçların çok yakınında gezmek istemiyorum işte bu yüzden. Bak ya, hayvanı uçurdular ya. Ya bildiğin orada gorile eziyet ediyorlar. Gerçi o gorille siz baş edebilir misiniz ama işte. Buralarda bir yerde o örümceklerin çıktığı mağara var ve o mağaranın içinden çıkmışlar. Nasıl becerdilerse. Ya bu neyin havasında? Ben onu anlamadım ki ya. Harbiden sen neyin havasındasın ya? Küçücük böcek utanmadan. Yavrum gel buraya, gel. Gel buraya. Yerden kendi yemeğini toplayıp duruyor manyak. Şöyle açığa bir yere gelelim de şu hayvanı aldıktan sonra hiçbir yere takılmadan gidebilirim ya. Evet, kuvvet zalda birilerini taşımanın, daha doğrusu böyle bir şeylerde bir hayvan taşımanın çilesini tekrar hatırlamaya başladım. Hasar, ağırlık. Arkadaki rampa da yeterince yüksek değil. Süper. Büyük ihtimalle şimdi olacak. Sonra da ağaçlardan çok uzakta efendi gibi uçmam gerekecek. Hayda! Arka rampadan çıkmayı başardı adam. Harbiden cins bu goril ya. Abi senin nasıl bütün yemişlerin bitti ve açlığın da olmadı ya? Çok ilginç. Hasar yiyor devamlı. Büyük ihtimalle ondan. Sıkıntılı goril. Kardeşlerim ben buradan gideyim. Bir galimimus bulayım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Burada kardeşlerim olduğum yerde döndüm. Size bunu söyledikten ve videoyu durdurduktan sonra işte gördüğünüz gibi galimimus. Biraz fazla kolay oldu. Gerçekten biraz fazla kolay oldu. Şimdi yapmam gereken şuradan bütün hayvanları pasife almak.
Şöyle inmek. Bolayı çekmek. Hayda, bu ne hızdır, konuşamadım. Yuh artık ya. Kro'ya bak ya. Üzgünüm. Bolayı remove falan etmem. Bayılacaksın. İkinci bolayı taktım. Bir bola bitmeden ikincisini boşuna takmamamız gerekiyormuş. Peki o zaman ben delikanlı gibi yapmak istedim bu işi. Pislik çıkarmadan bu işi zor yoldan da halledebiliriz. Bu da bir Gallimimus galiba. Bizim sıktığımız Gallimimus'a bakayım. Şuralarda bir yerde bayılmış olabilir. Bayılmamış. İnatla hala bayılmamış. Tebrik ediyoruz kendisini. Peki o zaman şuradan o Gallimimus'u kapıyorum. Neyi kaptım? Raptor'u kaptım. Raptor'u attım. Gökyüzünden aşağı attım Raptor'u. Hala orada mı o Gallimimus? Değil. Abi hayvanın hayatını kurtarmış olduk, o kadar. Böyle de bir şey olamaz. Neyse kardeşlerim, bir şey daha test etmiş olduk. Burada bir bola açılmadan ikincisini atmanız süresini tazeleyerek o bolanın işlevselliğini arttırmıyor. Boş yere yapmış oluyorsunuz böyle bir işlemi. O zaman şöyle gelelim. Şuradan Gallimimus'u kaptığıma inanıyorum. Evet. Kesinlikle kaptık. Base'imize de zaten bayağı yakınız ya. Şöyle bir uçmayı deneyelim bakalım. Yetişemesek bile belki bizim o köprünün ağzına falan yetişiriz. Hayvanı oraya bırakırız. En azından yine kapalı bir yerde olur. Ki hemen şurası da bizim base, evet. Gerçi staminamız yetmeyecek gibi. Yo, bayağı yetecek staminamız ya. Evet, en sonunda bizim olacaksın. Bineceğim sana, vuracağım kırbacı. Hadi stamina. Bunu başarabilirsin. Bunu başarabilirsin stamina. Hayda. Dışarı düştü ya. Böyle bir şans olabilir mi? Biraz dinlen bakayım sen. Pardon? Sen ne yapıyorsun? Çıldırdın mı ya? Yuvasına geri dönmeye çalışıyor. Yavrum, delirme. Seni orada köpek balıkları yer. Seni orada köpek balıkları yer. Bak ben sana ne diyorum? Sana böyle gayet güzel bir yuva buldum diyorum. Yeni bir yuva. Aptal olma. Yeni yuvanı kabullen. Hayda! Ya bu nasıl bir şey, ben anlamadım ki. Direkt dışına düşüyor. Yok, zaten duvarına çarptı bu sefer. Bu sefer direkt duvarına çarpıp gitti. İçeride mi o? Abi nasıl bir bug'dır bu? Nasıl bir bug'dır pardon bu?
Ay çıldıracağım ben. Ben çıldıracağım. Yemin ediyorum var ya, falakaya yatıracağım var ya. Taşlı sopalı gireceğim bu şeye, Ark'ın programcılarına. Hayvanı indiriyorum. Elli kere deneyeceğim abi. Elli kere deneyeceğim. Seni er ya da geç yakalayacağım. Er ya da geç yakalayacağım. Olmadı daha büyük bir yer yaparım. Bak bariz bir şekilde oranın içine atıyorum. Yani hayvanın dışkısı oranın içine düşüyor. Kendisi oranın dışına düşüyor. Hiç bakmadan yakalıyorum. Hayretler içindeyim ya. Vallahi hayretler içindeyim. Ağlamak istiyorum mutluluktan. Hayvan bayıldı. Hayvan bayıldı. Mutluluktan ağlamak istiyorum. Şimdi yapmam gereken şey, bu aptal hayvan bir kere çok hızlı ayılıyordu. Onun için şunu yanımızda bulunduracağız. Sonra bu aptal hayvan şu sebzelerden yiyordu sanki. O yüzden o sebzelerin hepsinden bir miktar alacağım. Bir miktar dedim. Hepsinin tamamını aldı. Evet. Sonra normal berileri de yediğinden şüpheliyim. O yüzden beri de alacağım. Belirleri de bir toplayayım. Dur yavrum. Dur çocuğum. Dinozora dokunduğu halde paldır küldür hemen üstüne tırmandı. Tamam, herhalde oldu bu iş. Şimdi şuradan gidelim. Hamlemizi yapalım. Anca oradan kafayı çıkarırsın öyle. Anca oradan kafayı çıkarırsın. Koç. Her seferinde şu grafiği tekrar yapması beni sinir ediyor ya. Çok yavaş bu bayıltıcı tüfek. Kıpraşma. Kıpraşma yavrum, kıpraşma. Galiba burayı biraz daha büyütmem gerekecek. İçine bir şeyleri daha kolay atabilmek için. Çok cimrilik yapmışım. Burayı çok küçük yapmışım. Malzemeden çaldım resmen. Evet, ben burayı biraz daha büyüteyim. Hayvan o kadar şey ki, hareketli ki, kafesin içinde bile ıskalatıyor kendini. Yalnız ölmezsen çok sevineceğim. Senin için bu kadar uğraştım. Kirpiye döndün resmen. Allah'ım çıldıracağım ya. Bayıl yavrum, bayıl. Evet. Beşinci kere mi ne ıskalattı bize galiba kendine. Helal olsun. Altı. Hayvan hızını alamıyor ki bu kadar dalgalandı. Döndüğü gibi karşı duvara yapışıyor. Daha çok ıskalarız gibi geliyor bana. İşte bu. İşte bu bayıldı. Bayılır bayılmaz hemen yanına gidip envanterini açtım. Uyuşukluğu nasıl? Uyuşukluğu hızlı bir şekilde doluyor ama açtığı da hızlı bir şekilde doluyor. O yüzden şimdi şunu deneyeceğiz. Bu yemek, bu yemek, havuç, limon, mısır, patates. Bu. Hepsini koydum. Ne yiyor? Normal beri yiyor galiba.
Yok, havuç yiyor. Bildiğiniz havuç yiyor. Ve teyim olacak. Her şeyi geri alıyorum ondan. Gallimimus. Kardeşlerim, Gallimimus'u da teyimledik. Gark gurk gırk diye garip bir ses çıkartarak bunu kutladı kendisi. Üzgünüm ama seni her zaman havuçla besleyemem. Böyle bir lüksümüz yok. O yüzden havuçlarını geri alıyorum senden. Bunları yiyeceksin artık. Gel bakalım bizimle. Şimdi bizimle Mutlu Mesut bir gel. Vallahi gelemiyor hayvan ya. Hayvan bildiğiniz gelemiyor. Ben onun eğerini alıp gelirim şimdi. Benzinimiz ne durumda? Güzel, benzinimiz gayet idareli. Hiç şuradan biten şey var mı merak ettim. Olmaz mı? Kurutulmuş et. Gayet güzel. Ve bu kurutulmuş et ne kadar dayanıyor? Çürüme süresi normal etin kat kat fazla normal etten. Kurutulmuş et, kurutulmuş et. Şunları alıyorum. Buzdolabına koyduğum zaman çürüme süresi daha da fazla olacaktır. Benim üzerimde de 1 gün 23 saat. Buzdolabında da 199 gün. Çok güzel. Kurutulmuş etlerle çünkü kardeşlerim kibble yapacağız. Bir saniyede her şeyi teminlemek için. Şuradan eğerini aldım hayvanın. O eğerle ona çok güzel. Neredesin? Ana! Nereye gitti bu? Çıkmayı başarmış. Hayret. Ağırlık diyelim. Sana hareket hızı ben hiç demeyeyim daha. Seslere bak ya. Garip garip. Oo. İşte bir de bizim otobüsün tek kişilik olanı bu. Bizim otobüsün bildiğiniz tek kişilik versiyonu. Aynı bizim otobüs gibi dönemiyor. Bunun ben ne ismi koyayım biliyor musunuz? Ben buna adını değiştirdiğim Gonzales diyeyim. Bu arada çok affedersiniz. Demin yanlış söyledim. Bizim otobüsün tek kişiliği derken bu da 3 kişilik aslında. Yani otobüs 10 kişilik, bu da 3 kişilik. Yanlış söyledim. Hemen düzelttim hatamı. Beni affedin. Evet kardeşlerim. Bu bölümümüzde Boeing'in üstüne yapısını kurduk. Efendim şöyle biraz ağırlık diye vereyim yine ona. Ondan sonra bir tane goril teyimledik. Kong. Şurada gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. Efendim bir tane Gallimimus teyimledik en sonunda. Böylece gitgide dinozorlarımızı tamamlamaya başlıyoruz. Daha kurt var, gergedan var, gigantosaurus var. Böyle her bölümde birer ikişer teyimleyerek, arada da diğer işlerimizi yaparak devam edeceğiz. Evet kardeşlerim, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Kardeşlerim, bana ulaşmak isterseniz eğer Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan, Steam'den, her yerden Dedeli Oyunlar diye ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.